Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte yeni bir serama tavuğumuzu kurup yatıracağız. Benim uygulamış olduğum yöntemleri sizler de gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Öncelikle bütün hayvanlarıma koskocaman bir maşallah bekliyorum. Ve erkeklerimiz artık erkeklik yapmaya başlıyor. Hangi seramamız gurk oldu? Bunu sizlerle paylaşalım. Görmüş olduğunuz serama takımımdan yumurtalar toplamıştım. Bu seramamız gurk değil ama yakında bu seramamız da gurk olacak. Siyah incimizin yanındaki tavuğumuz gurk ve gurukluktan bir türlü vazgeçmiyor. Bana da saldırıyordu zaten. Bir önceki videoda paylaşmıştım. Ama bir baktım serama olarak ve bir tane de ispenç olarak 6 tane yumurtamız birikmiş. Bu yumurtaları neden değerlendirmeyelim dedim. Ve bu gurkumuzu bastırmaya karar verdim. Şimdi gurk tavuk nasıl bastırılır? Kısaca yine özetlemek istiyorum. Çünkü her seferinde videolarımızı bambaşka yeni dostlarımız izliyor. Ve onların da bilgiye ihtiyacı olabiliyor. Arkadaşlar gurk tavuk bastırırken öncelikle gurkumuzun yuvasının ya da gurk tavuğun nereye yattığını keşfetmemiz gerekiyor. Eğer kümesimizden uzak bir yerde gurk tavuğumuz kuluçkaya yatmışsa öncelikle kümeste ona güzel bir yer hazırlamamız gerekiyor. Bazı tavuklar çok ama çok inatçı oluyorlar. Bu yüzden yabancı yerde yatmış olduğu gurk yatmış olduğu yerde gurkla devam etmek istiyorlar. Bunlar için yapacak bir şey yok dostlarım. Onları dışarıda da olsa, bahçede de olsa gurk yattıkları yerde rahatlıkla bastırabilirsiniz. Eğer ki böyle bir kümesiniz varsa ya da tek bir kümesiniz varsa tavuğunuzun kuluçkaya yattığı yeri de kapatabilirsiniz. Örnek veriyorum, kümesinizde bu tarz folluklar var ve tavuğunuz buraya gurk yatmış arkadaşlar. Önüne tel çekerek gurkunuzu kapatabilirsiniz ve böylelikle diğer hayvanlar gurkunuzu rahatsız etmez. Ve kuluçkaya yattığı yere yumurtanın üstüne yumurta ekleme de bu şekilde olmaz. Ama gurkunuzu buraya yatırdınız ve kapattınız. Yapmanız gereken çok önemli şeyler var. Birincisi, her gün aynı saatte gurk tavuğunuzu kendiniz alıp dışarıya çıkarmanız gerekiyor. Gurk tavuğunuzun yem su ihtiyacını karşılaması gerekiyor. Yaz aylarında yarım saat, bir saat dahi gezebilir. Ama kış aylarında 15-20 dakikada bu işlemi hızlı bir şekilde gerçekleştirmeniz gerekiyor. Eğer tavuklarınız rahatsız etmesin diye kendiniz telle kapatıyorsanız yattığı yere, yine aynı şey burası için de geçerli. Kendiniz günde bir defa çıkarmak zorundasınız. Unutursanız hayvanınız ölebilir. Ama böyle bir kümesiniz varsa ve onu rahatsız edecek hayvan yoksa, başka bir tavuk yoksa, horoz yoksa, tavuğunuzu rahatlıkla folluğa yatırıp yemini suyunu bu şekilde koyup hiçbir şekilde rahatsız da etmeyebilirsiniz. Tavuğunuzun kursağını sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Tamamıyla boşsa yine kendiniz alıp dışarıya çıkarmanız gerekiyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Gurk tavuğunuzun yeri yumuşak olmalı. O yüzden talaş kullanıyoruz. Ben kavak talaşı kullanıyorum. Folluğu göstereyim. Bu şekilde folluğumuz var. Ve ortasını elinizle yumruk şeklinde yuvarlak. Gurkun yatacağı yer arkadaşlar, şu an uzak olduğu için yakın bir yer göstereceğim. Gurk yatacağı yeri arkadaşlar, talaşını topladınız. Ortasını yuvarlak şekilde çukur açmanız gerekiyor. Böylelikle yumurtalar dışarıya taşmıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gurk tavuğunuzu eğer horoz rahatsız etmiyorsa ikisini bir kafeste kapalı tutup gurkunuzu bastırabilirsiniz. Eğer horoz rahatsız ediyorsa kesinlikle horozu başka bir yere almanız gerekiyor. Şimdi ben gurk için yumurtalarımı folluğa dizeceğim ve gurkumuzun bastırma işlemini hep birlikte başarmış olacağız. Görmüş olduğunuz gibi ben gurkumun yumurtalarını folluğuna dizdim.
Çukur oluşturup ortasına yerleştirdim. 6 yumurtam vardı. Gurkun altına tek sayı ya da çift sayı yumurtanın hiçbir önemi yok arkadaşlar. Ne koyarsanız ne doluysa o çıkar. Yok gurkun altına tek sayı yumurta konur. İşte çift sayı yumurta konmaz gibi batıl inançlara inanmayalım. Bununla ilgili bir deney videom vardı zaten arkadaşlar. O videomu izleyebilirsiniz. Şimdi geri çekileceğim ve gurk tavuğumuzun yumurtaya yatmasını bekleyeceğim. Çünkü bu gurk tavuğumuz sinirli ve atalarına çekmiş. Yani nenesine ve annesine çekmiş. O yüzden saldırgan bir tavuk. Hatta bana saldırdığı görüntüler de var. Ben şimdi uzaklaşarak gurkumu rahatsız etmeden kuluçkaya yatmasını izleyeceğim. Kendisi gurk ve sinirli. Kızımız da burada. Saldırgan bir gurk. Aşağı indirelim. Ve çok saldırgan. Oha. Evet arkadaşlar, gurkumuz çok saldırgan ve sıçradığı için rahatsız etmiyorum. Gurkumuz kuluçkaya yattı. Umarım güzel sonuçlar elde ederiz. Sabırsızlıkla bekliyor olacağım ve sizlerle paylaşacağım. Biz onu rahatsız etmeyelim ve gelin sahiplenebileceğiniz hayvanları sizlerle paylaşayım. Görmüş olduğunuz kafeste sülün gibi yumurtaya yeni hazır çim bıldırcın anaçlarımız var. Bütün tüyleri dizili. Tek tek yeni anaç oluyorlar. Cinsiyetleri belirgin. Bin maşallah bekliyorum sizlerden. Kaçırmak istemeyenler sosyal medya üzerinden Facebook ya da Instagram'a Resul Hoy yazarak bana mesaj atabilirler. Yetişen alır arkadaşlar. Yetişemeyen için yapacak bir şey yok. Yenileri büyüyor. Onlara yetişir inşallah. Sadece canlı olarak değil, makineniz varsa yumurtalarını da sahiplenebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.